kadrodan devam edelim. Siz Ara ben başladınız. Ben Ara İsmail, İsmail Yüksek'le yeni tanışıyoruz. Bursa'da değil mi kiralık evet. İsmail? Bu bölgeden bir pas oyunu çıkacağını, merkezde bir pas oyunu çıkacağını düşünmüyorum. Evet. Göreceğiz ilerleyen zamanda. Bu kadronun çok da değişebileceğini düşünüyorum. Çok değil de 2-3 değişik 4 değişiklik olabileceğini düşünüyorum. İsmail, fizik kalitesi düzgün. Ayağı hiç fena olmayan. Pozisyon oyuncusu olduğu belli. Çok Hı. enteresan sürprizleri olmaz. Ha zaman zaman yapıyor. Zaman zaman yapıyor ama İsmail'i tarif ederken öne giden bir orta saha şahane çabuk mu anlatamazsınız. Denge oyuncusu, pas oyuncusu, savunma özellikleri olan, merkezi boşaltmayan bir oyuncu görüntüsü. Genç takım antrenörleri, yani eski e, Hı -hı. antrenörleri Nasıl onu biraz şeydeki Barella'ya benzetiyorlar. Yani topla da inter, gidebilen şeydeki, bir orta saha e, inter. Gidebilen bir orta sahaya benzetiyorlar. Bu benim benzetmem değil, antrenörlerinin benzetmesine. Yaptı, birkaç kere yaptı. Ben acaba mı dedim. Ama o fizik kalite, o fizik Fizyonomiyle bunu çok yapabilir mi? Evet. Çok emin değilim hocam. Evet. Onu ben kendi fikrimi söylüyorum. Geçen sene taşıdığımız hatta siz de söylediğiniz Samuel tamam mıdır? Tamamdır. Ferdi de tamamdır. Bir takım oyuncusu artık. Tabii ki, tamamdır. Kutustan duyduk ya. Yok Ferdi ha. ne yapacağım dedi. Değil ha. mi ha. son maçta? Ha. Önemli kayıptır kim menücüğü. Bu arada Ferdi'ye gelmişken hemen şunu da açalım ve hemen kapatalım. Dün e, yenen golde ilk golde Ferdi'nin o basit çalımı basit Herkes yediği gol. söyleniyor. Ama ben şunu gördüm yani maç öncesinde benim en korktuğum oyuncular Dinamo Kiev'in sağ bekleriydi. Her ikisi de. Yani ilk golü attıran da Kaziola ikinci da golü atan da Karavayev'de. Eee bu bu oyunculardan çekinmiştim. Sebebi şuydu. Fenerbahçe'nin çok asimetrik bir saha yayılımı var. Özellikle önde baskı yaparken, hı hı. topu kullanırken de. O yüzden Ferdi'nin zaman zaman ikiye bir yakalanma olasılığını gözetiyordum. Ferdi çalımı yerken ceza sahasının içindeydi, sakındı penaltı riskini. O riske girmedi, e, merkeze bıraktı savunma işini ama olmadı. Burada çok büyük bir hata olduğunu söyleyemeyiz. Bireysel hata Tabii, yani. evet. Yani orada ayağını uzatması, ayağını sokması bir penaltıya da sebebiyet verebilirdi. Biraz Kiev'in doğru kullanması da önemli değil e, mi? Doğru. O, 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 doğru. Doğru kullanması da önemli. Girelim King'e. Yenilerden olduğu için söylüyorum. Joshua King. Çıktım baktım. fizik tiplemesi. Hakikaten harika bir fizik yapısı var. Çıktığınız zaman çok korktunuz. Evet. eskiden top oynarken o demin daha bahsettim ya hocam. Ben o görsellik benim için çok önemliydi. Mesela Almanya F sezon başı kampına giderdik. amatör takım ama aslan gibi Alman futbolcular vardı. Ben de derdim, Samet abi. Abi nasıl fizik bunlar falan derdim. 11-0 falan biterdim. Başka galip gelirdik. Evet. Artık fizik, her şeyin fizik olmadığını, ben bu Joshua King için söylemiyorum. Evet. Ama Alvarez çok yüksek fizik kalite olarak çok hoşuma gitti. Ama hiçbir şeyin görmedim. Yani şöyle bir şeyim soru işaretim bu. Joshua King sound form. Attığı golde bile Tabii. orayı netleştiremedi. Net bir vuruşla plasada yapamadı. Yani. Çarpıştı topla. Evet. Benim tabi çarpıştı topla. Gol oldu ama çarpıştı. Esporvet arkası çok servisçi midir? Öyle gelmedi. Alan bulursa gider, koşar. Koşuyla zorlar gibi geldi. Var mı bu? Yok. Biraz daha dik, daha düz koşullarla yapabilen işini görmek isteyen ne kadar işini halleder bilmiyorum. Yani. Valencia benim için hala onun önünde. Çok daha önünde. Evet. Yaratıcılık anlamında söylüyorum. Yani bir pozisyon üretme. Siz yaratıcılık söylüyorum. dediğiniz için size soruyorum. Arkadan başlayarak Fenerbahçe'nin bu 11'indeki yaratıcı oyuncuları bana sayar mısınız? Buradaki evet. tam 11'de. Ferdi. Evet. İrfan. Evet. O kadar biraz rosti. O kadar. <laughs> o kadar biraz rost. Peki Fenerbahçe'nin bütün kadrosu içerisindeki yaratıcı oyuncuları say e, hatırlatırsanız bir Arda derim ben. Arda, Arda tabii tabii. Şüphesiz bir şüphesiz, Arda. Şüphesiz. Oyun açık ara. Açık ara. Sadece Fenerbahçe için değil ligimiz için de en yaratıcı oyuncu. Geçen sene beni şaşırtan. Evet. Yaratıcılık anlamında değil, üretmek anlamında Zaiß. Zaiß. Çünkü evet. hocam burada oynuyor. burada her dakika bulunmak kolay iş değildir. Etkili bulunmak kolay iş değildir. Bunu evet. yaptı. Evet. Şimdi bunu bir şekilde anlatmak lazım. Hı -hı. Jorge Jesus'a. O da haklı olarak kendi bakıyor, antrenmandaki oyunculuk görüntüsüne bakıyor. Bakın biz Crespo'yu çok fiziksel anlamda eleştirdik. Hı -hı. Jorge Jesus geldi. Geçen sene Flash ismi ve Portekizli. Bak Portekizli. Evet. Crespo. Ve ana dili konuşuyorlar beraber. Geçen sene yıldız olarak ama şeyle başlamadı. Başlamadı. Çünkü antrenmandaki oyunculuğa baktı belki de. O maçta da baktı ama oyuncu özelliklerine baktı bence önce. Yalnız Crespo herkesi geçtiğimiz sezon biz de dahil. Aynen yanılttı kabul ediyorum. Ee, Hepimiz yanılttı. Yani, Şimdi muhtemelen Jessey yakalayacaktır. Georges seçtiği yani, oyun önemli olacak yani. tabii. Onlar daha kadro değişecek o anlamda söylüyorum. Kısaca söylüyorum. King katkı sağlayacak bir transfer mi? Yani Fenerbahçe'ye artı değer yaratır mı? Ben artı değer yaratacağını düşünmüyorum. Evet. İsmail Türk oyuncu. Oyunculuk yetenek anlamında artı değer. Çok fazla düşünmüyorum hocam. Evet. Ara bu oyunun bir parçası olacaktır. Önemli parçası olacaktır. Ama bunu söylemek istemiyorum ama... Hakikaten her bahçe... Şimdi siz demin söylediniz. Çok iyi bir ilmeyle e bitirdi şeyi. Evet. Neydi en çok ihtiyaç? Bir golcü. Gol vuruşları. Evet, golcü. Şimdi bütün arkadaşlar izliyorum da yorumcuları. Birçok yorumcuları da izliyorum. Tabii herkes normal olarak Santifora dem vuruyor. Evet. Şimdi bunu Fenerbahçe göremiyor mu? E mutlaka görüyor. Cesus görmüyor görüyor mu? Evet. Veya İsmail Hoca görmedi, görmedi mi? Görmedi mi? Bıraktığı raporda kesinlikle evet. vardır. Fakat ben şunu diyorum, bilmiyorum sen bu konuya daha kimsin? Dünyada öyle istediğin santrı olmak kolay iş değil. Değil. Bir olmak kolay iş değil. Mali şeylerle çok ilintili. Doğru. Peki bulabilir mi hocam? Mümkün. Mümkün mü diyorsun? Evet. O zaman bulmalı. Bulacak. Mümkün. Çünkü yani biraz şöyle bakalım. Şimdi e, takımın yani çok belirgin bir eksiği vardı o iyi giden, son 3 ayı harikulade e, bir finishle bitiren, iyi bir yarışma performansıyla bitiren Fenerbahçe'nin bir numaralı eksiği net bir golcüydü. Evet. Bir. Başka neydi? Olursa bir sol bek. Sol bek. Yani Ferdi'yi Ferdi önde de kullanabilmek için. Veya Ferdi'yi ye yedekleyebilmek için. Bir tane de yaratıcı Mümkünse yaratıcı. de ben Arda varken yaratıcı orta sayıda ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Yani. Acil ihtiyaçlar bunlardı. Peki sonra yolda yürürken nasıl bir ihtiyaç çıktı? Kim Min j'ye gitti? Onun yerine de bir stoper ihtiyacı belirdik. Yani üç tane ihtiyaç vardı. Sandfor, mümkünse bir sol bek ve stoper. Ve bir stoper. Bu olduktan sonra gerisi artık lüks. Gerisi lüks. Eğer varsa Çünkü... alabilirsiniz. İstiyorsanız alabilirsiniz ama önce bunları tamamlayın. Bakın. Sayın Ali Koç'un as başkanlık yaptığı, yöneticilik yaptığı yıllarda Fenerbahçe ...Sandford'larına çok ciddi yatırımlar yaptı. Mesela? Her biri için Pierre Van Oydon, bir fedakar yani çok iyi bir maçı. Yöneticilik, tamam, yöneticilik tam. yaptı Yöneticilik Pierre Oydon, önemli bir santford. Hücumculardan bahsediyorum. Alex çok önemli bir yatırımdı. Anelka çok önemli bir yatırımdı. <laughs> Mate Kezman çok yüksek maaşla kazandırılmış bir oyuncuydu. David aynı şekilde. Daha sonra İspanya Ligi gol kralı, Avrupa Şampiyonu, İspanya Allah, milli takımının ikinci mi? santforu. Çok uzak ara öndeler ya. Yani. Bakın beğenmedik, olmadı belki ama Guiza transferi yapıldı. Tabii Biraz tabii. önceye gidiyorum. Ariel Ortega'ya 20 milyon dolar para verildi. Yani o dönem Fenerbahçe öndeki oyuncularına acımadan parasına kıyarak harcadı ve en iyilerini getirmeye çalıştı. Rapa işlere Revvo'lara falan gitmiyorum. Kenetan sonlara gitmiyorum da. Ama öne para harcadı. Önde sıradanlığa hiç müsaade etmedi. Önde vasata ne taraftarını alıştırdı. tarih Fenerbahçe tarihi boyunca hatırlamıyorum. Et Biz kuşaklara kadar gideriz yani. Hocam bizim. ne Doğru. Fenerbahçe yönetimi vasatı kabul etti ne de taraftarını vasata alıştırdı. Önde. Bakın Fenerbahçe'nin çok vasat sağ bekleri, sol bekleri vesaireleri tabii, tabii, oldu. Tabii, tabii. Çok vasat orta saha defansif karakterleri, oyuncuları, oyuncuları oldu. oldu evet, tabii. Ama Fenerbahçe'nin hiç vasat evet. santforu istenmedi. WhatsApp bir on numara WhatsApp bir kanat bir istenmedi. Bir tane ben o zaman fark yaratacaksın. ucun var mı yani, şu anda hocam? Yok. O yüzden yani bu kadar para harcamak yerine yani harcama kalemlerini dağıtmak yerine bir Santfor bir Stopper bir sol bek Bununla Lig'e ve Dinamo Kiev'in karşısına çok rahat çıkabilirdin. Yani ne takımı Nicelik olarak değil nitelik, nitelik olarak bir şey yapacaktı. Yani yapacaktı. Elinizde ne var? 20 lira mı var? 20 lirayı 8 oyuncuya harcamak yerine 20 lirayı Üçüncüyü de homojen harcamayacaksın. Homojen değil. <laughs> 15 buraya harca, 12 buraya harca. Sol bek. Yani evet. sizin en az para harcayacağınız yer. Brezilya'daki 6 büyük kulüpten herhangi bir, bir tanesinden bir tanesini kulağını tutup getirirseniz olur. Niye böyle yapmadı Fenerbahçe? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu, ama tablo çok açık. Değil. Bir yere heyecanlandık. E, Belotti falan da. Evet, evet, evet. Yani ben İtalya ligine de bir ekstra baktığım için. Biliyorum, biliyorum. Torino da sert takımdır. Severim yani. İzlemesi keyifli takımdır Torino. Belotti milli takımda da siz gördünüz. Hatta milli takım performansı hepimizi de şaşırttı. Ben o kadarını beklemiyordum. Avrupa Şampiyonası'nda. Tabii, tabii, tabii. Hakikaten üst düzey bir performans gösterdi ve yani ben şöyle heyecanlandım biraz. Yani Belotti önde baskı yapmak isteyen bir Fenerbahçe için Kadıköy'de 50 bin kişi yani tamam çılgına çevirebilirdi. Para mı? Evet, paradır. Yüksek bonserv, yüksek bonservisdir ama vereceksiniz. Oraya verilecek. Tabii. Yani buraya Sanford pozisyonuna acımak olmaz. Buraya acımak olmaz. Burada burada buraları scoutlar bulsun. Tabii. Pozisyon Siz buraya markayı da, alın pozisyon gelin. Pozisyon oyuncuları buraya anlatırsınız. Evet. Burası anlatılmaz. <laughs> burada burada ona sahip olacağım. Varsa evet. varsa varsa yoktur. Ben şimdi bunu oyun kurumunda anlattım hocam. Hı. Gelelim Fenerbahçe'ye Şimdi Baskıya bakalım. Heh. Nasıldı baskı? Şimdi nasıl baskı yaptı Fenerbahçe önü? Onu da lütfen sen anlatırsan... Bu çok net bir geometrisiydi Ha Lig içinde neler olacak göreceğiz. Evet. Uzun atmak her zaman alternatiftir. Onu programlarımızda hep tartışırız. Çok küçümserler ya. Evet. Doldur boşalt. Yüzük yüksek topa doldur boşalt diyorlar. Ben onu anlamıyorum. Buraya düşen yani her top tehlikelidir hocam. Nereye düşeceği belli olmayan her top tehlikelidir deyip keseyim. Doğru. Şimdi... E Fenerbahçe baskı yaparken bir şey benim dikkatimi çekti takım tam ortadan ikiye bölünmüş. Önde şekilde. baskı yaparken, yani evet, önde baskı yaparken yani kaleci topu yere koyduğunda veya Fenerbahçe bir atak tamamlayıp yani kalecide bittiğinde atak baskı şeklini aldığında ben takımın ikiye bölündüğünü gördüm. E, time kodlarını da verebilirdim e, aklımda kalmadı. Öyle anlar vardı ki Dinamo Kiev geriden oyun kurarken e, eksen maçı veren. ...kanal, Eksen TV, yarım saha pilottan verdi ve biz kadrajda sadece 5 Fenerbahçeli oyuncuyu gördük. Hı hı, altıncıyı hı. görmedik. Bu şu demek, takım ikiye bölündü demek. Yani arkada bunu niye yaptı bir, yaptı kısmı, bir kısmı, evet. önde bir kısmı. Tabii ki arkada birebirler oluşur, bunu önlem alabilirsiniz. Dengeyi kaybetmeyeyim, araayı çıkarmayayım, mümkündür. Hı hı. İşte Ferdi'yi, Osay'ı çıkarmadığınız, baskıda kullanmadığınız, yani bu riski alırken dengeyi kaybetmemek istediğiniz, Bu, bunlar anlaşılabilir ama bu 5 kişilik baskı öndeki oyuncular için gerçekten çok yorucu. Çok yorulur. Yani arkada backup yoksa, arkada dublaj yoksa düzeltiyorum. Arkada Vesape. dublaj yoksa bu aslında stoperler içinde, Arao içinde, bekler içinde zor bir oyun tarzıdır. Öndekiler içinde zor bir oyun tarzı oldu. Ama görebildiğim bir şey söyleyeyim oyuncu. Görebildiğim kadarıyla. Niye yaptılar? şu şöyle bir avantaj şey. Hı. Önlem için yaptı bence Fenerbahçe. Dinleme gibi pas yapıyor geride. Evet. Fakat pasla çıkmayı düşünmüyor. Doğru. Bakmayın, çok sıkışık dar alanda bile tık tık oynuyor. Sıf şurayı kesiyor hocam. Evet. Pat uzun atıyor. Doğru. Çıkarmaması birebirler da şey doğru. oldu. Doğru bir doğru. önlem oldu çünkü doğru. çok dikkat ettim. Onlar bayılmıyor. Çap 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 çıkalım. Burada ama riskli pas yapıyor. Niye biliyor musun? Buraya uzun atabilmek için birebirler oluşturup bu sayıyı buraya arttırıp Burada birebirler uzatmış. Evet. Bence o da önlem kötü değildi. Ha, zaten buna yanlış doğru demiyorum. Ne olduğunu. <laughs> ama lig içi ha, evet, gördüm, evet. Ne gördüğümü? Evet. Ben de görebildiğimi söylüyorum. Ya yani evet. onun yüzden de yapmış olabilirler dediğin doğru evet. hocam. Evet. Muhtemelen bu yüzden, bu yüzden. yaptılar. Birebirler oluşuyor. Şimdi olacak. ben arkadaşlarından 3 e, tane kadro istemiştim. Üçüncüsünü istiyorum. Getirirlerse tamam. oradan bir şey söyleyeceğim. Ansızın söyledim ama gelir. Kadro geldi. Bir şey söylüyordunuz. Ha, yeni, yeni tanışıyoruz Jorge Cezus'la, yeni kadroyla. Tamam. Ağustos sonuna kadar mı hocam transfer? Eylül başına kadar Eylül'ün başına kadar. Eylül'ün ilk haftası. Çok, çok farklı çok şekillere gelebilir. Diyelim gelir, devam edelim. Gelir. Şimdi bu 10 kişi oynanan bölüm, son bölüm. Son bölüm. Şeyi de hiç aklımızdan çıkarmayalım. Yani oyunun karanlık tarafını oynamaya çalışan bir ekibe karşı 10 kişi kalmak çok ciddi bir dezavantajdır. Dur. Skora da ihtiyacınız var ise...